Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün Azerbaycan halkı için büyük gün. Şöyle ki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlanıyor. Azerbaycan'ın geçici hükümetinin kurucusu Muhammed Emin Resuzade, ilk başkanı ise Fetehlihan Koyski olmuştur. Azerbaycan Demokratik Bayramı 28 Mayıs 1990 yılından bu yana milli bayram olarak kutlanmaktadır. 1917'de Rusya'da Şubat devriminin bir sonucu olarak Çar İmparatorluğu devrildi. Çarlık tarafından ezilen hakların ulusal hareketi ülkede başlandı. 28 Mayıs 1918'de Müslüman Doğu'daki ilk laik demokratik devlet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918-1920'de kuruldu. Bu cumhuriyet Azerbaycan Devleti'nin ilk deneyimi olarak Azerbaycanlıların tarihi anısına damgasını vurmuştur. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Doğu'daki ilk parlamenter cumhuriyet ve demokratik, yasal ve laik bir devletin ilk örneğiydi. Azerbaycan'ın geçici hükümetinin ilk başkanı Fetehlihan Koyski idi. Tiflis'te 10 gün çalıştıktan sonra Ulusal Konsey Gence'ye taşındı. Sadece Eylül 1918'de Türk ordusunun önderliğinde Bakü'nün Daşnak Rus güçlerinden kurtarılmasından sonra Ulusal Hükümet Gence'den Bakü'ye taşındı. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kısa yaşamında büyük başarılar ve zaferler elde etti. İlk kez kadınların oy hakkını tanıyan ve ulusal ordu, ulusal para birimi, demokratileşme, ulusal bankacılık, serbest seçimler, uluslararası ilişkiler ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının resmi olarak tanınması. Azerbaycan'ın bütünlüğünü, ekonomik reformunu ve benzeri dahil olmak üzere kadın ve erkekler arasında eşlik sağlayan bir cumhuriyet, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından sağlanmıştır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin resmen tanıyan ilk devlet Osmanlı İmparatorluğu idi. 9 Kasım 1918'de Muhammed Emin Resulzade'nin teklifi üzerine Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 3 renkli bayrağı kabul edildi. O zamana kadar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bayrağı kırmızıydı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sadece 23 ay boyunca gergin ve karmakarışık bir sosyopolitik ortamda faaliyet gösterebildi. Ne yazık ki bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti 2 yaşından önce Bolşevikler tarafından saldırıya uğradı ve geçici olarak devrildi. Sovyetler Birliği Azerbaycan'ı zorla ihlak etti. Bolşevikler tarafından devrilmelerine rağmen bağımsızlık fikri yenilmedi ve 1991'de Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşüyle Azerbaycan bağımsızlığını yeniden ilan etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Ekrem İmamoğlu'nun Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Twitter'da paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı. Azerbaycan halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kalbimiz her zaman 102 yıl önce Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan eden dost canlısı ve kardeş insanlarla olacak ifadelerini paylaştı. Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan halkını 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti adına Cumhuriyet Bayramı'nda Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devleti ve Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır önemli ortaklıkların tadını çıkardılar. Güvenlik, enerji, ekonomik kalkınma, insan hakları ve temel özgürlükler gibi kilit alanlarda birlikte çalışıyoruz. Tebrik meclisi ise Afganistan'da barış için omuz omuza çalışan ve aynı zamanda Güney Kaz Koridoru aracıyla Avrupa'da enerji güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışan ülkelerimiz en önemli küresel mesafeler üzerinde birlikte çalışmaya devam ediyor ifadelerini belirtti. 29 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki camilerin cuma namazı kılınmasına izin verilecek. Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada 29 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki camilerin cuma namazı kılınmasına izin verileceğini, 29 Mayıs cuma namazlarına açılacak olan Ankara, İstanbul ve İzmir camilerinin listesi açıklandığını belirtti. Türkiye'de koronavirüse karşı yapılan karantina önlemlerinin bir sonucu olarak cuma namazı da dahil olmak üzere cami toplantılarının yasaklandığına dikkat edilmelidir. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.